Bugünkü Yeni Şafak'ın manşetini bir görelim değerli izleyiciler. Enteresan bir haber var. Yahya Bostan'ın yazısı, helikopterden McGurk çıktı diye. 15 Mart'ta İran kuzeyinde düşen iki PKK helikopterinin arkasından Amerikalı Brett McGurk çıktı. Suriye'de DEAŞ'ı büyütüp PKK ve PYD'nin hamilini yapan McGurk bir süredir gözlerden uzaktı diyor. McGurk'ün Ocak ayında Irak'ta görülmesinden sonra Amerika, PKK ve Talabani üçgeninde yeni bir terör oyunu kurulmaya başlandı diyor. Trump döneminde istifa eden McGurk, Biden döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü oldu. 2 ay önce de Irak'ta KYB Başkanı Bafel Taleban'i ile görüştü. ABD Savunma Bakanı Austin, Genelkurmay Başkanı Mili'nin tartışmalı ziyaretlerinin bu görüşmelerde kararlaştırıldığı belirtiliyor. Bu 15 Mart'ta düşen helikopteri KYB, PKK'ya satan kişi de Bafel Taleban'i, Talabani kuzeni Lahur Cengi devre dışı bıraktıktan sonra KYB'nin tek patronu oldu. McGurk'ün teşvikiyle hırsları da açığa çıktı. Kontrol ettiği Süleymaniye'de PKK cirit atıyor. Talabani şimdi PKK ile Suriye'deki kolu YPG arasındaki alışverişte kilit bir rol oynamaya başladı diyor değerli izleyiciler. Demek ki bu helikopter işinin arkasında da Amerikalıların olduğu görülüyor.